YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde doğal, katkısız kayısı reçeli hazırlıyoruz. Bu tarifi ben annemden öğrendiğim şekilde sizlere tarif ediyorum. 1 kilo kayısıyı güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra içerisindeki çekirdekleri bu şekilde çıkarıyorum. Kayısı reçeli hazırlayacağınız zaman almış olduğunuz kayısıları sert olarak seçerseniz kayısılar reçel yaparken reçelin içerisinde erimez ve kaybolmaz. Bu da kayısı reçelinin püf noktalarından bir tanesidir. Eğer elinizde bol miktarda kayısı var ve ezilmişse ondan da marmelat hazırlayabilirsiniz. Kayısıların çekirdeğini bu şekilde çıkardım ve hazırladım. Şimdi üzerine 3 su bardağı toz şekeri gezdirerek ilave ediyorum kullanmış olduğum malzeme miktarını videonun açıklama kısmına ilave ettim. Kapağını kapatıyorum ve bir gün buzdolabında bekletiyorum. Bir gün sonra tencerenin kapağını açıyorum ve şekerler erimiş olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok az miktarda erimemiş şeker var. Şöyle bir salladım. Ocağa almadan önce içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Daha sonra yarım çay kaşığı Limon tuzu ilave ediyorum. Tencereyi ocağa aldım. Şimdi şekerimiz erimiş ama alt kısımlarda erimeyenler var. Böyle hafif hafif kayısıları ezmeden alttan alttan karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmayalım. Reçelimiz kaynamaya başladı. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Üzerine biriken köpükleri de kaşıkla toplayıp alıyorum. Reçel yaparken üzerine biriken köpükleri toplayıp alırsanız reçeliniz daha berrak ve şeffaf olacaktır. Evet, aradan vakit geçti ve yeniden üzerindeki köpükleri topladım. Kaynamaya başladıktan sonra tam 16 dakika pişiriyorum. Reçelin içerisine su eklemediğimiz için daha çabuk koyulaşacaktır. Evet, reçel artık kaynadı ve sıcakken kavanozların içerisine bir kepçe ile dolduruyorum. Kullanmış olduğunuz kavanozları ve kapakları Sıcak suyun içerisinde kaynatırsanız reçelinizin ömrü daha uzun olur ve daha uzun süre saklayabilirsiniz. Reçelleri kavanoza doldurduktan sonra ağız kısmını bir peçete ile temizliyorum. Ve kavanozların kapağını sıkıca kapatıyorum. Evet, reçelimiz artık hazır. Bir gün sonra daha çok koyulaşacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.